Evet, öncelikle hamilelikte ciltte bir takım değişimler gözlenebiliyor gerçekten de. Neler olabilir bunlar? En fazla rastladığımız döküntülerin başında aslında hamilelikte yüz orta hattında renk değişimiyle kendini gösteren melazma, kloazma ya da halk arasındaki adıyla hamilelik maskesi dediğimiz tablodur. Önce oradan başlayacak olursak hamilelik maskesinde hormonal bir etiyoloji tabii ki vardır ama bunun yanında ultraviyole ışınlarına yani güneşe maruziyetle birlikte bu şikayetlerde artışı görürüz. Bu yüzden bütün fizyolojik değişimlerde olduğu gibi burada da koruyucu önlemler bizim için çok önemlidir. Koruyucu önlemler arasında renk oluşmaması için, koyu renk oluşmaması için en önemli hastayı uyardığımız şey güneşten korunmasıdır. Bunun için saat 10 ile 4 arası güneş altında bulunmaması, diğer zamanlarda da dışarı çıkmadan en az bir yarım saat, bir saat öncesi en az 30 faktör yüksek koruma içeren güneşten koruyucuları yüzüne sürmesini, hatta güneş gören bütün alanlarına sürmesini tavsiye ediyoruz. Şunu bilmesinde fayda var hastaların. Anne ve bebeğe herhangi bir sağlık açısından zarar vermeyen kozmetik değişimlerden bahsediyoruz burada. Melazma bunların en fazla görüleni, yani renk değişimleri. Bununla ilgilenme süreci hamilelik bittikten sonra, çocuk doğduktan sonra, hatta yürümeye başladıktan sonraki döneme kaydırmakta hiçbir sakınca yoktur. Çünkü hamilelik bittikten sonra da yaklaşık bir yıl içerisinde çoğu hastada gerisin geri renginde düzelmeyi görüyoruz. Bunun artmaması için önlemimizi almamız daha doğru. Sonrası için dermatolojik olarak yaptığımız bazı girişimler var. Bunlar arasında renk açıcı kremlerin kullanılmasından çeşitli lazer uygulamalarına kadar elimizde geniş bir spektrum bulunmakta. Dolayısıyla hamilelikte deri ile ilgili olabilen bir takım değişimler doğal kabul edilmeli. Bu konuda çok fazla sanırım endişeye gerek yok. Hastalarımız zaten bize bu endişelerini dile getiriyorlar ve en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de işte güneşe çıkabilir miyim? Saat kaçta çıkabilirim? Kaçta kaç arası uygundur? Biz burada mutlaka, demin de ben de tekrarlamak isterim, en az 30 koruyuculu, 30 faktörlü güneş kremi kullanılmasını öneriyoruz. Hastalarımızın bu konuda endişeleri varsa çocuklar için olan ürünler de tercih edilebilir ama bunların bebeğe geçecek herhangi bir zararı yoktur. Aynı şekilde yine sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi, normal günlük kullandığımız cilt temizleyicileri, bakım ürünleri, kozmetik ürünlerimizi kullanabilir miyiz sorusuyla gelirler. Bunlara da kullanılmasında bir sakınca yoktur. Retinoik asit içermediği müddetçe.